Almanya'da halkın dövmeye olan merakı ve sayıları hızla artan dövme stüdyoları bu stüdyoların denetlenmesi konusunu da gündeme getiriyor. İktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partili bir milletvekili dövme stüdyolarının devlet tarafından denetlenmesini tartışmaya açtı. Buna göre stüdyolarda kullanılan ekipman ve dövme mürekkeplerinde hijyenik yeterlilik saptanmaması halinde söz konusu stüdyonun lisansı iptal edilebilecek. Otomobillerde olduğu gibi periyodik olarak yapılması tasarlanan denetimlere dövme yaptıran müşteriler de sıcak bakıyor. Ben bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Çünkü her önüne gelen bir dövme stüdyosu açabilir. Bu açıdan belli denetimlerin olması bana mantıklı geliyor. Herkesin istediğini yapmaması ve müşterilerin olası bir enfeksiyona karşı korunması adına. Denetim fikrini doğru buluyorum. Birçok dövme sanatçısı bir stüdyo açıp hijyenik kurallara uymadan internetten aldığı ucuz mürekkepte dövme yapabiliyor. Bazılarının dövmeciliği de iyi değil ve ömür boyu kurtulamayacağınız bir dövmeyle baş başa kalabilirsiniz. Gençsinizdir. 18 yaşınızda ilk dövmenizi yaptırırsınız ve deyim yerindeyse sakat kalırsınız. Bu açıdan denetleme gerçekten iyi bir fikir. Dövme stüdyolarının resmi kurumlarca denetlenmesi fikri sadece müşteriler tarafından değil, stüdyo sahiplerince de benimseniyor. Berlin'in ünlü stüdyolarından Aero Incaters'ın sahibi Paul de sağlık açısından denetimlerin çok yararlı olacağına inanıyor. Benim de bir dövme stüdyom var ve mutlaka denetimden yanayım. Çünkü bu sağlık için önemli, o kadar. Günümüzde defalarca aynı iğneyi kullanan kötü stüdyolar da var ve ben bunu hastalıklı buluyorum. Bunlar kesinlikle denetlenmeli. Kesinlikle. Avrupa'nın en büyük dövme fuarlarından Berlin Tattoo Convention'a Türkiye'den katılan çok sayıda dövme sanatçısı da iyi bir denetimin çok yararlı olacağı görüşünde. Uluslararası meslektaşları ile fikir alışverişinde bulunan ve Avrupalı dövme meraklılarına kendi motiflerini tanıtan Türk sanatçılar konuyla ilgili görüşlerini Deutsche Welle ile paylaştı. Bizim Sağlık Bakanlığımız bunu değerlendirmesi gerekiyor. Biz ne desek şu an doğru olmayacak ama Almanya'nın bu fikrini, bu düşüncesini doğru buluyorum. Türkiye'de yani ben İzmir'den geldiğim için söylüyorum. İzmir'de 300 tane stüdyo varsa bunların nereden baksanız işte 100 tanesinin yasal olup olmadığını, sağlıklı olup olmadığını kesinlikle yani biliyoruz. Bununla ilgili herhangi bir işlem yapılmıyor. Yapılmasını da istiyoruz. Bir şeylerin denetlenmesi her zaman için iyidir. Ama Türkiye'de o kadar kötü durumda değil. Aslında kötü durumda değil. Ama denetleme güzel, iyi olur. Birinci derecede hijyen kursuna önem verilmeli. Hijyen kursunu yani devletler zaten sağlıyorlar. Geri kalan kısmında da malzemeyi doğru satan arkadaşlardan doğru tercihler yapıldığında her şey otomatikman yerine oturmuş oluyor zaten. Türkiye'de de mesleki yeterlilik kurumu çalışmasını yaptı. Dövme sektörüyle alakalı belgelendirme yapacağız. Her 5 yılda bir yeterlilik alabilen dövmeciler işlerine devam edebilecekler. Alamayanlar tekrar sınava girmesi gerekecek. Biz İstanbul Dövmeciler Odası olarak da çeşitli periyotlarla dövme stüdyolarına gidip dövme stüdyolarının yeterliliklerini denetliyoruz. İstanbul'da tahmin ettiğinizin çok üstünde hijyen koşullarına haiz dövme stüdyoları var. Keza Türkiye'nin her yeri de öyle. Ya böyle bir denetimin mesleğimiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası ama Türkiye'de ne kadar sağlanabilir bu denetim çok fazla bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de çok fazla vergi levhasız, denetimsiz çalışan bir meslek grubu maalesef dövmecilik. Meslek kalitesinin oturması açısından gayet önemli. Bu şekilde mesleğimizi geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Denetim mutlaka önemli. Vücuduna dövme yaptıranların sayısı tüm dünyada artıyor. Örneğin Almanya'da her 5 kişiden biri, 29 yaşın altındakilerde ise her 3 kişiden biri dövmeli. Talebin bu denli yoğun olduğu günümüzde işini iyi yapan, hijyen kurallarına dikkat eden gerçek profesyonel dövme sanatçılarını ve stüdyoları diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? İlk defa dövme yaptıracak olanlar nelere dikkat etmeli? İşte dövme sanatçılarının bu konudaki tavsiyeleri. Kullandığı malzemelerin tek kullanımlık olduğuna dikkat etmeliler.
daha önce başka müşteride kullanılan bir malzemenin, vazelin benzeri malzemelerin içerisine tek kullanımlık malzemelerle, spatula gibi malzemelerle alınıp daha sonra o spatulanın atılıp tekrar yenisinin kullanıldığına dikkat etmeliler. Daha önemlisi vücutlarında ömür boyu taşıyacakları bir dövmeyi gerçekten isteyip istemediklerine iyi karar vermeliler ve bu dövmeyi gerçekten yapabilecek bir dövmeciye yaptırmalılar bence. Çünkü dövme ayakkabı gibi değil. Yani hoşunuza gitmezse sonra kaldırıp atamıyorsunuz. Dolayısıyla sizin önceliklerinizi içermeli bence. Hayatınızın her döneminde ondan mutlu olmalısınız. O yüzden üzerinde cidden düşünmesi gereken bir şey. Mutlaka dövme yaptırırken yaptıracakları sanatçının çalışmalarına bakmaları gerekiyor. Çünkü insanlar da bilinç olarak genelde ilk etapta ücret sormak geliyor ama bu ücret bize doğruya getirmiyor. Yani stüdyonun lisansı var mıdır, vergiye tabi midir, hijyenik eğitim belgeleri var mıdır, bunlara bakılması gerekiyor. Ve mutlaka ki tabii ki sanatçının çalışmasına bakılması gerekiyor. Ki insanların sosyal medya portföyü artık kimin ne olduğunu ortaya koyuyor açıkçası. Yani yaptıracak yeri çok iyi araştırsınlar. Sanatçıyı çok iyi araştırsınlar. Yaptığı işleri, eski işlerini, sağlıklı mı, hijyenik mi, daha önce neler yapmış, bunları kontrol edip de gelsinler. Bunu istiyoruz biz. Dövme sanatçılarının büyük çoğunluğu hijyen konusunda derin bir duyarlılığa ve hassasiyete sahip. Ciddi stüdyolar müşterilerini olası tüm riskler konusunda uyarıyor. Siz de dövme yaptırmayı düşünüyorsanız cildinizde kalıcı bir hasar meydana gelmemesi ve doğru stüdyo ile sanatçı bulmak için araştırmanızı iyi yapın. Şipre Nehri kenarındaki fuar alanında dünyanın önde gelen dövme sanatçıları ile bir araya gelmek isterseniz de Tattoo Convention seneye yine Ağustos ayının ilk hafta sonunda 350'den fazla uluslararası dövme sanatçısı sahne şovları ve farklı etkinliklerle 3 gün boyunca kapılarını açık tutacak.